Türkiye günlerdir ATV kazası davasını ve firar eden yazar anneyle oğlunu konuşuyor. Onlar Amerika'da yeni bir hayata başlarken ve buna karşılık evlatlarını kaybeden acı ailesi kahrolurken o dehşet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte Oğuz Murat Acı'nın ölüme terk edildiği an çalan bir telefon ve sonrası. O sohbet ederken oğlu büyük bir dehşete imza attı. Bu gecenin sonu Türkiye'nin konuştuğu büyük bir trajedi. Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Ve firarla noktalandı. Asla hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüyle sonuçlanan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlar kamerada kayıttaydı. Saat 21.17'yi gösteriyordu. Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu Sarıyer'deki bir kafede oturuyorlardı. Yanlarına Timur Cihan Timur ve bir arkadaşı geldi. 21.21'de yani sadece 4 dakika sonra çocuklar kafeden ayrıldı. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur direksiyon başındaydı. Saat 23'te Timur Cihan Timur ve arkadaşları akaryakıt istasyonuna uğradı. 8 dakika sonra oradan ayrıldılar. Yaklaşık 20 dakika sonra Kemerburgaz Orman Yolu'nda o cinayet gibi kaza yaşandı. Lüks araç arızalanan ATV'lerin arasına daldı. Oğuz Murat Acı savrulduğu yerden kalkamadı. Saat 23.30'da Eylem Tok'un telefonu çaldı. Hemen yardımcısıyla birlikte hesabı bile ödemeden kafeden ayrıldılar ve 15 dakika sonra da olay yerine ulaştılar. Eylem Tok kazaya karışan çocukları yanına aldı, olay yerinden ayrıldı. Belli ki planını çoktan yapmıştı. Ne öleni ne de yaralananı umursayan anne oğul bavullarıyla birlikte soluğu havalimanında aldı. Saat sabah karşı 4.30 oldu. Havalimanına geldiler ve hiçbir şey olmamış gibi uçağa binip Mısır'a gittiler. Acı ailesinin yüreği yanarken yazarla oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı. İkili günler sonra New York'ta böyle fotoğraflandı. Geri döneceğiz, adalete teslim olacağız diyen Eylem Tok'un söylediğiyle yaptığı birbirine uymadı. Yeni hayatı için iddiaya göre 120 bin dolara bir yıllık rezidans dairesi kiralamıştı. Kitaplarında ahlak dersi veren Eylem Tok'un o kara gecede sohbet ettiği Ayşe Ceren Saltoğlu ise hala cezaevinde.